Sanırım hayatımda ilk defa kendimi tıraş edeceğim. Evet, yanlış duymadınız. Ben yıllardan beri berberime sadık bir erkeğim arkadaşlar. Yani bir berbere gittiğim zaman o berberi değiştirmiyorum. Şimdi bu videoda yıllardan beri tıraş makinesi tamam evimde vardır. Ancak ben hiçbir şekilde sakallarımı düzeltmedim. Yani bir biçim vermedim. Ve kısadan uzuna doğru bir sakal biçimini seviyorum. Ve elime gerçekten çok güzel bir ürün geçti. Brown BT9420 adlı ürünü bu videoda derinlemesine inceleyeceğiz. Ben sözü daha fazla uzatmayacağım. Şöyle güzel bir müzik eşliğinde bu ürünü bir görelim. Daha sonrasında buradayız. Tabii bu videoda bana çok değerli bir arkadaşım da eşlik edecek. Arkadan yani dış sesi olarak. Şevval hoş geldin. Hoş bulduk. Ne düşünüyorsun erkeklerin sakalı hakkında? Ya ben açıkçası pek sakal sevmiyorum. Tamam. O yüzden de hepinizin böyle sıfır dolaşmasını istiyorum. Bu senin kendi görüşün. Kendi görüşüm. Farklı hanımefendilerden farklı görüşler dinledim çok yakın tarihte. Arkadaşlar bana göre sakal, şey var, bana göre sakal bence erkekte olması gereken bir nasıl denir, makyaj derler yani. Bence öyle. Erkeğin makyajı sakal. Erkeğin makyajı sakalıdır. Doğru mu Murat Bey? Evet. Kesinlikle. Murat abinin mesela fotoğrafını koyacağım ekranlara. Adam bildiğin hani gür sakal böyle geziyor ve adam kendini öyle beğeniyor. Arkadaşlar şimdi sözü daha fazla uzatmayalım. Kutu içeriği de çok önemli. Kutudan neler çıkıyor? Tüm ihtiyacınızı karşılayacak araç, gereçler kutuyla birlikte geliyor. Mesela bir cetvel bile geliyor. Şey var. Bu cetvel sence ne işe yarıyor? Ya ben onu şöyle biliyorum. Bizim kadın kuaförlerinde işte saçlarına şekil vermek istediğinde orantılıyorlar. Tamam. Ama sizde ne işe yarıyor bilmiyorum. Bizde bunun bilimleri var. Sevgili Murat burayı şu anda çekiyor. Yani kısa, uzun vesaire. Ne yapıyorsun Şevval? Diyelim ki ben burayı şöyle buradan almak istiyorum. Yani benim hat çizgilerim, sakal çizgilerim buradan gelsin diyorum. Ve direkt olarak bunu buraya koyduktan sonra makineyle bu işlemi gerçekleştiriyorum. Az sonra bunu da deneyeceğiz. Direkt böyle çizgi yapabiliyorsun. Evet, kesinlikle çok güzel. Peki kutudan başka neler çıkıyor? Arkadaşlar benim iki tane en beğendiğim aparat var burada. 1'den 5'e, 5'ten 1'e uzunluk aparatı. Bu ne yapıyor? Sizin diyelim ki sakallarınız 1'den başlayıp 5'e doğru gidiyor bu şekilde. Yani kısadan uzuna geliyor. Ve bu parçayı taktıktan sonra direkt olarak kısadan uzuna bir şekilde bunu halledebiliyorsunuz. Bu gerçekten iyi. Veya uzundan kısaya doğru yapmak istediğiniz 5'ten 1'e olan aparatı takıyorsunuz. Bir şarj standımız var. Bak bu çok önemli şey var. Niye biliyor musun? Çünkü bu alet zaten bir kere suya toza karşı dayanıklı. Yani duşunu aldın. Sonra diyelim ki tıraş olmaya karar verdin. Ellerin ıslak vesaire bu hiç önemli değil arkadaşlar. Bu ürün suya ve toza karşı dayanıklı. Ve şu şekilde de bir standımız var. Süper. Bu stand ama şey yani devrilmiyor. Sağlam bir stand. Sadece böyle tak diye oturduğunda böyle üst tarafı sallanmıyor değil. Bu şekilde onlar görmüş ya. Olduğunuz gibi direkt olarak şu şekilde alıp yoluna devam edebiliyorsun. Bu arada sesi bu şekilde. Sesini dinletelim. Çok fazla bir ses yok. Yani normal tıraş yani makinesi. Aynen öyle. Şimdi kutu içeriğinden şöyle makinemizi temizlemek için küçük bir aparat çıkıyor arkadaşlar. Bu da önemli. Ve iki tane aslında bizim ana temel kesme biçme aparatımız. Ben kesme biçme diyorum çünkü. Bir tanesi Pro Detail yani detaylar. Mesela atıyorum benim şu çenemin şu kısımları boş şey var. Görüyorsun. Evet. Ama ben buradaki tüyleri almak için ne yapmam gerekiyor? Aslında pek bir seçenek yok. Berberde değilsen eğer ki. Ama şu küçük aparat sayesinde şuraları alacağız az sonra. Kaşının ortasını da alabiliriz. Aynen. Diğer parça da Pro Contour arkadaşlar. Burada da detayları yani çok böyle milim ince işçilik yapmak isterseniz bunu kullanıyorsunuz ama daha da ince bir işçilik yapmak isterseniz Pro Detail'ı kullanmak zorundasınız. Ve klasik bizim bildiğimiz tıraş başlıklarından bir tanesi 10 milim ila 20 milim arasında değişiyor. Ve saklama çantası. Bu çok önemli çok şey var. Çok güzel o. Niye biliyor musun? Mesela seyahate gittim. İşte aldım. Nerede tıraş makinem? Şunun içerisine koydum. Sevgili Murat buraya zoom girerse. Gördün mü? Düşmüyor. Bayağı iyi. Çok iyi o. Ve şey yapısı falan bayağı sert. Onu bir kere belirteyim. Gayet hoşuma gitti. Ve burada da 0.5 ila 10 milim arasında bir başlığımız var Şevval. Bu da aslında nasıl diyeyim? Kirli sakal derler ya. Hmm. Sürekli böyle her tarafını tıraş eden erkekler var ya. Ben mesela öyle değilim. Ama mesela Murat bunu kullanabilir. Bunu takıyorsun. Çat 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 her tarafını tıraş ediyorsun. Milimini ayarlıyorsun tabii ki de. Ve hızlı bir tıraş için bunu kullanabilirsin. Süper. Bu önemli bir aparat. Ve son olarak jiletin 5 bıçaklı. Şurada görmüş olduğunuz gibi
bir tıraş bıçağı çıkıyor. Yani tam takır set halinde kutu içeriği karşımızda. Valla kutu içeriğini çok detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Sonra tıraşa geçeceğiz. Bu ürün arkadaşlar 5 yıl garantili. Aldınız, 5 yıl boyunca kullandınız. 5 yıl boyunca sizlere eşlik ediyor. Bu gerçekten çok iyi bir süre. Ve şunu da söyleyeyim. Yani 5. yıldan sonra da aslında bu tıraş makinelerin çok fazla bozulmuyor. Alıyorsun, ömürlük bir şekilde kullanıyorsun. Bu arada güvenilir bir şekilde satın almanız için açıklama kısmına linki bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi tıraşa geçelim. Murat, ne diyorsun? Hazırız. Hadi bakalım. Vallahi gazamız mübarek olsun. Çünkü şöyle bir durum var. Ben yıllardan beri berbere gidiyorum. Bak, ben bu cihazda hata yapabilirim. Bu bir sakal düzelticisi olarak geçiyor. Aynı zamanda bir elde tutulan imaj maker. Elde tutulan imaj maker. Şuraya yazalım mı bunu? Elde tutulan imaj maker. Güzelmiş vallahi. Şimdi başlayacağım. İlk olarak ne yaptım? Şu aparatı taktım sevgili Murat. Niye biliyor musun? Ben çünkü böyle buraları biraz kısaltacağım. Şu yanlara doğru, şuralara doğru kısaltacağım. Öncelikle tak diye takıldı şu an. Görmüş olduğun gibi. Çıkarmak için ne yapıyorum? Biraz kastırıyorum alttan ve çıkartıyorum. Çok basit. Şimdi bunu taktım. Çat diye şöyle bir ses geldi, tamam mı? Ve şurada görmüş olduğunuz gibi güç butonumuz var. Bastıktan sonra cihazımız çalışıyor. Ama onun öncesinde ben bunun milimini ayarlamak istiyorum. Şuradaki kilidi kaldırıyorum ve şuradan şöyle 0.5 milime getiriyorum. Sonra burayı kilitliyorum, tamam mı? Çünkü işte tıraş olurken ben burayı çevirmeyeyim diye. Bak şu an çevrilmiyor kilitlediğimden dolayı. Hazır mısın Şevval? Ben hazırım, sen hazır mısın? Ben hazırım. Mesela bir şey soracağım. Heh. Sen tıraş olurken biz bir gün Samet Jankovic'i sıfır görebilecek miyiz? Hayır, asla. Neden? Asla beni sıfır göremeyeceksin. Neden? O çok iyi ya, imkansız bir detay. Bana mesela bazı sorular vardır ya arkadaş ortamında. 1 milyon dolar versem şunu yapar mısın falan. İşte ben o soruya hayır diyenlerdenim arkadaşlar. O yüzden sıfırı yapmam yani. Başlıyorum. Bak mesela şu anda kesmiyor. Niye kesmiyor biliyor musun? Çünkü benim zaten inceliğim buradaymış abi. Benim inceliğim de 5 milimdeymiş. Ben bunu çıkartıyorum. Şuradan o zaman bir 10 milimi alayım ki çok fazla şey olmasın. Başlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Çok fazla mı girdik ya? He? Ay evet. Ciddi misin? Evet. Tamam, düzeltiriz ya. Devam. Şey yaparız, en son düzeltiriz. Zaten bu düzeltici diye geçmiyor mu? Bak şimdi bu tarafların hepsini şu şekilde alıyorum. Şuralara doğru aldım. Aynen, ben bu kısalığı seviyorum mesela. Şu kısalık benim için iyi, tamam mı? Yani varla yok arasında bir kısalık. Niye gülüyorsun? Şey, biraz kısa gibi geldi bana. Yo, bence iyi ya. Bak ben şu an okeyim yani şu an. Sadece şurası biraz şey. Oraya da natural yapacağım az sonra. Tamam, hadi bakalım. Ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Heh. Bayağı kısa oldu. Vallahi mi? Evet. Sıfıra yakın oldu. Tamam, şu anda devam ediyoruz. Şu şekilde şuraya kadar kısalttım. Şuraları da aldım birazcık, tamam mı? Şimdi sol tarafımı aldım arkadaşlar. Alt tarafı alacağım. Sağ tarafı boş bıraktım çünkü yani bu tarafı nasıl yaptığımı görün istedim. Daha sonrasında buraya geçeceğim. Bu arada benim cildim çok hassas arkadaşlar. Yani her an kızarabilirim. Ben yüzüme böyle bir şey değdirince hemen kızarıyor. Kızardı değil mi? Kızardım. Benim cildim çok hassas. Gerçekten. İnanılmaz. Kıkırıyor. Şimdi alt tarafları şöyle kısaltıyorum. Çünkü alt taraflar da bayağı uzadı. Bunun milimini biraz daha şey düşürelim. Biraz daha keselim. Bu garip bir video ya. İlk defa kendimi tıraş ediyorum. Abu. Şuraya da bir berber önlüğü getirseydik keşke ya. Üstüm başım hep tüy oldu. Burayı düzledim gibi sanki ha. Arkadaşlar genel olarak hatlarım bu şekilde. Yani yanları bayağı bir kısalttım. Normal berberde de bu şekilde yapıyorum. Ama bu top sakal kısmına gelince bu taraflara doğru burayı uzun bırakıyorum. Burası çok uzundu. Az önce şu aparat sayesinde buraları da böyle bir kısalttım. Yani bayağı bir uzunken şu an böyle biraz hissediyorum ama burasının böyle biraz gür olmasını istiyorum. Bu şekilde güzel. Şimdi buradaki Pro Contour başlığını çıkardıktan sonra Pro Detail, yani detaylara biraz daha odaklanacağız. Mesela neler yapacağız? Benim bu kısımlarımda bak mesela Murat abi görüyor musun? Şuralarım boşluk abi.
Ben bunları yapacak bir şeyim yok. Yani bu şekilde çıkıyor tıraş olduğum zaman. Ama şu yanlar var ya, bu yanları ben inceltmek istiyorum ve şurada fazlalık olan kısımlara şöyle bir çizgi çekmek istiyorum. Bunu az önceki cetvelle de yapabilirim. Ancak Pro Contour'le de bunu yapabiliyorsunuz. Hadi başlayalım. Mesela bir de şu problem oluyor bende. Bıyıklarım uzayınca böyle dudaklarımın bir tık üstüne geçiyor. Onun için yine bu Pro Detail başlığı önemli. Bak şimdi Murat abi. Şu dudakları açtı mesela. Abi bence genel hatlarıyla okey ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oldu abi bence. Şu an bitti. Yani şu an son halim bu. Biraz daha uğraşsam çok çok ince şu mesela kontürle çok daha iyilerini yapabilirdim şey var. Ama güzel oldu. Öğlen molasına geldik. Yemeğe gideceğim. Çok acıktım. Arkadaşlar işin şakası bir yana bence yapabildiğimi düşünüyorum. Bakın hayatımda ilk kez ben bir makineyle düzleştirdim sakallarımı, kısalttım. Buna rağmen bence iyi yaptığımı düşünüyorum. Yakıştı, güzel sen oldu. Sen mesela ne düşünüyorsun ben şu anki sakalım hakkında? Bir önceki mi bu mu? Ben bunu daha çok seviyorum. Dedim ya zaten kısa olmasını daha çok beğeniyorum diye. O yüzden bunu beğendim. Valla biraz Kurtlar Vadisi Cahit'e döndüm arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Ben ürünü gerçekten çok başarılı buldum. Yani dokunduğum yeri çok iyi bir şekilde düzleştirebiliyorum. Gerçekten çok beğendim. Çok kaliteli de bir ürün bu arada. Dediğim gibi satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bıraktığım linkten oradan satın alabilirsiniz. Ben sanırım bu videodan sonra bu ürünü sürekli kullanmaya devam ederim. Çünkü çok fazla seyahat eden, çok yoğun bir insanım. O nedenle her erkekte olması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Ben o zaman bir yüzümü başımı bir yıkayayım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum yani. Tip sıfat bu. Eşkal bu yani. Olay bu. Bir güzel, başka videoda oldu. Görüşürüz o zaman Şevval, değil mi? Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.